Yeni bir video ile herkese merhaba. Şöyle ki arkadaşlar, tam bir dakika önce Ramazan'da nasıl çalışmalısınız onunla alakalı videoyu çektim. Muhtemelen zaten siz bunu izlerken onu çoktan yayınlamış oldum ben. Ama izlemediyseniz eğer mutlaka hani ona da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü genelde böyle videolarımın içerisinde sizi etkileyecek bazı motivasyon cümleleri ya da işte sözler olabiliyor. O yüzden onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle, ben bu videoda neyden bahsedeceğim? Arkadaşlar, benim için çok önemli olan bazı noktalar var. Ve ben onların aslında insanları başarıya ulaştırdığını düşünüyorum. Çünkü geri kalan herkesin zaten video izlediğini, zaten konu çalıştığını, zaten soru çözdüğünü biliyoruz. Soru kısmında da gerçi çok emin değilim. Bazen insanlar sadece konu çalışıp konuyu bitirmeye gayret edip soru çözmeyi sonraya bırakıyor. Ben bunu da yanlış buluyorum. Nedir benim için çok önemli olan noktalar? Biri tekrar. Zaten bununla alakalı ayrı videolarım bile var. Ve sizi motive edecek çizelgeler bile hazırladım bu konuda. Çünkü gerçekten çok önem veriyorum. Yani dediğim gibi bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Herkes video izliyor. Herkes kitaplardan oradan buradan konu çalışıyor. Soru çözüyor ama sorsanız ne kadarı tekrar ediyor? Ne kadarı deneme çözüyor? Soru işareti. Ama atanan kişilere sorarsanız eğer deneme yaptın mı? Tekrar yaptın mı? Evet yaptım diyor geneli. Tabii ki bu işlerde hani herkes %100'ü diyemeyiz ama geneli böyle. Sen de bu işi garantilemek istiyorsan ve eksik noktalar olsun istemiyorsan ve elimden gelen her şeyi yapacağım yeter ki bana söyleyin diyorsan, o zaman tam bu söyleyeceklerim bu video sana göre. Şöyle ki arkadaşlar, tekrarla ilgili dediğim gibi videolarım zaten var. Ama lütfen hani bu saatten sonra en azından tekrarınıza önem verin. Ben biliyorum hani bazılarınız konularınızı bitirdi, bazılarınız yaraladı, bazılarınız belki yeni başlıyor. Şimdi bitirenler soru mu çözüyorlar? Onlar şu şekilde bence tekrar yapmalı. Evet, sürekli soru çözüyorlar, deneme çözüyorlar. Gün içerisinde o soru çözerken, deneme yaparken çok hoşuna giden sorular olabilir. Konuyu özetliyordur soru. Ya da yapamadığı bir soru olabilir. Ya da çözdüğü sorunun çözümü çok güzeldir. Konuyu özetlemiştir. Ben olsam ertesi gün uyandığımda, işte o gün diyelim bir sürü soru çözdüm. Sabah ertesi gün uyandığımda ilk yapacağım şey o kitaplarımı da masadan kaldırmazdım. Özellikle işaretle koyardım. Alırdım onları, bir güzel tekrar, mesela yanlış çözmüştüm. Tekrar kapatıp yani tekrar çözmeye çalışırdım. Ya da dediğim gibi çözümü çok mu iyiydi? Hani yazmaya üşeniyorsa tekrar okurdum o çözümü. Ya da çok sevdiği, çok hoşuna gittiği soruyu defterine de yazabilir. Zaten konuyu bitirmiş olan birinin bundan sonra çok vakti var. Oturup tek tek o böyle yani çok hoşuna, bir gün önce çözdüğü sorulardan ya da yaptığı denemelerden çok hoşuna giden soruları, işte çözümlerini bence yazmak için vakti var ve yazabilir. Sabah mesela bence böyle güne başlarsa eğer kendini çok daha iyi hissedecek ve bir gün önce bu kadar dikkatini çekmiş bir şey çok dikkatini çekmiş ya da yeni bir şey öğrenmişse bir sorudan bile ona tekrar bakmaması bana çok mantıklı gelmiyor. Ya bence yapmalı. Diyelim bir kısımda dediğim gibi şu an yarıladı konuları, tamamen bitirmedi. Onlar da yani benim en başta tabii ki istediğim şeyi yapabilirler. Konu tekrarı. Yani konu çalışmaya devam edip bir yandan da soru çözüyordur o kişiler. Ne yapacaklar? Konu çalıştı. Yani aynı gün içerisinde hem konu çalışıp hem soru mu çözer? Bir kere konu çalıştılarsa eğer mutlaka sabahında o konuyla alakalı yani bir tekrar beyinleri fotoğrafını çekmeli. Bir göz gezdirsen zaten hani şu an büyük ihtimalle tabii ki konularını bitirmek istediğin için sana zaman kaybı gibi gelebilir. Ben sana otur tekrar yaz demiyorum. Bir göz gezdir. Bir gün önce çalıştığın bir konuya bir bak. Mutlaka bir bak. Yine aynı keza hani dediğim gibi sorularını tamamen konularını bitirmiş olanlar gibiyiz. Eğer soru çözdüysen gün içerisinde hani konu çalışmayıp ya da konu çalıştığın yarısında da soru çözmüştün. Yine çok hoşuna giden sorular varsa mutlaka bence onunla ilgili böyle hani hoşuna giden soruları sabah uyandığında onları da bir göz gezdir. Yani maksimum bir saatini alacak ama gerçekten çok etkili olacak. Yani dediğim gibi tekrar tekrar söylemek istiyorum. Herkes konu çalışıyor, soru çözüyor ama tekrar yapan çok az. Ve tekrar yapıp faydasını gören bu konuda ya iyi ki yapmışım, iyi ki bunu söylediniz, iyi ki bu konuda uyardınız beni diyen çok fazla insan var. Gerçekten çok faydalı. En azından bir hafta dene, bir iki hafta dene. İçine sinmedi mi? Yapmak istemiyor musun? Bırak. Tabii ki bence sonuna kadar yapmalısın.
Ama dene lütfen. Ona vaktim var. Yani şöyle, belki o bir saat gözüne çok gelecek sabah tekrar yapmak. Hadi yarım saatlik bir kısa tekrar bile gözüne çok gelecek. Onun yerine başka bir şeyler çalışayım diyeceksin ama hani o belki çalışacağın bir saatten daha fazla verim alacaksın sabah yaptığın tekrardan. O yüzden lütfen hani bunu göz ardı etmeyin. Tekrarlar gerçekten çok önemli. Bununla ilgili detaylı videolarım var zaten ama yine de küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Onun dışında benim için bir diğer can alıcı noktadan bahsetmek istiyorum ve bununla ilgili de çok fazla konuşmuşumdur. Denemeler. Arkadaşlar şu an denemeye başlamayan kalmamalı. Yeni başlamışsa çalışmaya onlar tabii ki bir an önce konularını toparlaması gerekiyor ama konularını yarılayanlar ve bitirenler mutlaka zaten bitirenler hani başlamışlardır diye düşünüyorum. Ama yarılayanlar da artık başlasınlar. Onlar için de geç değil. Denemelerin, ya ben denemeleri böyle hani bir işte meyvenin faydaları saymakla bitmez denir ya. Denemenin de ben faydasını saymakla bitiremem. Sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçekten o kadar iyi bir arka toparlayıcı ki yani siz geride ne bıraktıysanız onu toparlayacak kişi deneme. Onu toparlayacak şey deneme. Ya deneme konusunda da gerçekten böyle nedense bir korkumuz var. Bunu hepsini hepiniz için söylemiyorum ama denemeden bir korkuyoruz. Bir yapmak istemiyoruz. Zaman kaybı gibi geliyor. Bir an önce konuları bitirelim istiyoruz. Ama bu konuda kime ısrar ettiysem, kim deneme yaptıysa gerçekten sonra bana çok fazla teşekkür etti. Çünkü şunu fark ediyor. Kısa sürede bir kere çok fazla soru çözmüş oluyor. Ya bir de ben hep söylüyorum. Bizim bu gerçek sınavın nasıl provasını yapmayız? O apayrı bir olay. Onu da çok istiyorum yapmanızı. Çünkü ona alışmak bile bir mesele yani. Dediğim gibi kısa sürede çok fazla soru çözmüş oluyorsunuz. Bir kere sana diyor ki mesela diyelim ki şu an yarılamış birisin. Bak diyor ilk üniteyi unutmuşsun. Ona bu hafta içerisinde bir zaman ayır bir bak. Yoksa zaten zaman ilerleyecek. Sen o bayağı bir geride kalacak. Üzerine bir de bir sürü konu birikecek. Sen ona ne zaman dönüp bakacaksın? Öyle kolay değil çünkü senin tahmin ettiğin gibi. Her şeyi bitireyim. İşte bir ay, 2 ay kala her şeyi toparlamaya çalışayım. Bu sefer insanın ister istemez motivasyonu düşüyor. Ya ben bunu çalışmıştım şu an niye hatırlayamıyorum? Hatırlayamıyorum oluyor. O yüzden sen şimdi yavaş yavaş evet güzel bir şekilde ilerledin, yarıladın. Belki işte üçte ikisini hallettin. Ama onlara gerçekten onlara dönüp bakman, onların da çok ihtiyacı var buna. Onlara dönüp bakmalısın. Çünkü unutmuş olabilirsin. Bunun kadar da normal bir şey yok. O deneme işte sana bunu hatırlatacak. Bak diyecek şunda eksiğim var. Şu konuyu ya iyi anlamamışsın ya da bununla ilgili daha fazla soru çözmen gerekiyor. Bak bunu komple unutmuşsun. Tekrar bir aç defterini oku. Bunları sana deneme söylüyor. Deneme konusunda şunu da yapan çok fazla var. Denemeye giriyor. Başka bir videomda da bahsetmiştim. Denemeye giriyor, netlerine bakıyor bu karar. Ya denemenin amacı bu değil ki. Sen şu an o netlerle sınava girmeyeceksin ki. Senin o yüzden odaklanman gereken şey, belki son aylarda evet odaklanacaksın netlerine ama şu an odaklanman gereken şey kesinlikle netlerin değil. Şu an odaklanman gereken şey eğer 3'te 2'sini, 3'te 1'ini halletmiş biriysen, ben bu öğrendiklerimi deneme esnasında karşıma çıkınca yapabiliyor muyum? Ya da işte ne unuttum? İşte bu haftaki çalışma düzenimde hani çünkü durmaman da gerekiyor. Bir yandan ilerlemen de gerekiyor. Bir yandan çalışırken bir yandan da bu eksikliklerimi böyle eksikliklerimi 1-2 saat programıma yerleştireyim. Onları bir halledeyim. Arkadaşlar bunlar gerçekten çok önemli noktalar. Bunları elinizden geldiğince dikkat edin. Mesela diyelim deneme çözdünüz. Bir de yani demem o ki denemedeki lütfen şu an netlerine takılma. Daha önünde yine uzun bir süre var toparlayabilmen için, düzeltebilmen için. Ama sen bir şeyler yaparsan eğer onlar düzelecek. Eğer sen bir denemeyi yaptıktan sonra diğer bir denemene kadar eksiklerini halledip o denemeye girersen doğru bir şey yapmış olursun. Bu arada Duru uyandı. Şu an oynuyor. O yüzden arada sesi gelebilir. Hani videoyu da tamamlamak istedim açıkçası. Şöyle ki yani dediğim gibi yine ama dikkatim dağıldı. Evet, eksiklerini mutlaka hallet. Yani sen bir deneme yaptıktan sonra eksiklerini halletmeden o denemede ne diyelim işte dediğim gibi bir şeyi hatırlamadın deneme esnasında. İşte mesela örnek veriyorum Erzurum Kongresi'nin ile alakalı bir soruda fark ettin ki Erzurum Kongresi'ni unutmuşsun. Sen çözümü dışında defterine bakma ihtiyacın varken işte ne not aldıysan, ne üzerinden çalıştıysan, ona gidip bakıp eksiklerini kapatmadıysan. Yeni bir deneme yapıyorsan onun yani şöyle söyleyeyim sana denemedeki netlerin artmaz. Bir kere o konuda hani anlaşalım. Kesinlikle eksiklerini halletmelisin. Denemedeki çözüm kitapçığını yalayıp yutmalısın. Böyle altını çize çize. Ben o çözüm kitapçığını şey gibi düşünüyorum. Böyle al sana
İşte haftada bir mi deneme yapıyorsun? İki haftada bir mi? Al sana güzelce deneme kitapçığını örnek veriyorum. Deneme kitapçığı senin için al bunları bu hafta tekrar et gibi bir şey oluyor yani. Süper bir şey ya. Senin eline resmen bir kitapçık veriyor ve bunları al tekrar et diyor. Yani böyle düşünmen gerekiyor. Böyle bakman gerekiyor olaya. Dediğim gibi o çözüm kitapçığının her bir sorunun çözmüş yani doğru yapmış olsan bile böyle hani gözün kapalı çözeceğin sorunun bile lütfen çözümüne bak. Çünkü o senin bir iki ay daha unutmanı yani daha kalıcı yapacak bilgiyi sende. Arkadan gelen yani geliyordur büyük ihtimal sesler. Dikkatimi dağıtıyor. Ama bu videoyu çekeceğim. Çünkü başka türlü olmuyor. Çözüm kitapçığı yeterli gelmezse dediğim gibi bazı sorularda defterine ya da işte nereden çalıştıysan ona bakman da gerekebilir. Ve lütfen bu konuda üşengeç davranma. Git ona da bak. Bunların hepsini hallettim. O zaman yeni deneme yapabilirsin. Ve elinden geldiğince deneme sonrasındaki analizini aynı gün yapmaya çalış. En kötü ertesi gün. Yani şöyle oluyor çünkü. Eğer sen çözüm kitapçığına hemen bakmazsan sadece netlerini hesaplayıp o denemeyi köşeye atıp sonra bakarım dersen o sonra gelmiyor. Ve sen soruları unutmuş oluyorsun. O elinde böyle sakız gibi uzuyor yani can sıkıyor. O yüzden lütfen bunu yapma. Hemen ardından çözüm kitapçığını tara. Sonrasında bakman gereken şeyler varsa o gün içerisinde yine bakabiliyorsan bak. Ya da haftaya yay. Bir dahaki denemene kadar mutlaka bakmış ol. Yoksa deneme sonuçlarındaki netlerin artmaz. Aynı kalır öyle söyleyeyim. Ha, onun dışında bir diğer nokta da aslında benim çok önem verdiğim. Ya ders çalışırken telefonun yanında olmasını çok anlamıyorum açıkçası. Bir kere yani kesinlikle yanında olmaması gerekiyor. Yani şöyle bir video izliyorsunuz. Ben şey diyorum yani o videoyu izlerken normalde dershanede olsan, okulda olsan su almak için öğretmenin izin alacak mıydın? Yani bu konuda özellikle dikkat etmeye çalışmıyor muyduk en azından? Ya da lavaboya gidecek olsak bile teneffüsü beklemiyor muyduk? O zaman sen videoyu izlerken niye zırpırt üzerinden kalkıyorsun ya da işte telefona bakıp duruyorsun? Ya sence ondan aldığın verimi sen düşün yani. Sürekli şunun gibi düşün. Hani böyle bazen okuldayken dershaneye gitmemiş olsak bile okuldayken hatırlarız yani. Hoca ders anlatıyor işte kapıyı çalıp giriyorlar içeriye. Yani bunu 3-4 defa yapsalar o dersten bir şey anlar mıyız sizce? Sürekli bölük pörçük olur yani. O dersten verimimiz kesinlikle düşer. O yüzden lütfen siz de eğer konu çalışıyorsanız ki ben konularını bitirip soru çözümüne geçmiş olan insanların bile hani biliyorum ara ara eksikleriyle alakalı hani umarım öyle yapıyorlardır. Video açıp izliyor olabilirler. Hani lütfen bu konuda gerçekten okulda ya da dershanede olduğumuz gibi özenli davranalım. O videoyu izlerken zırt pırt kalkmayalım. Susadın mı? Bekle. Videon bitsin. Sonra git hiç. Ölmezsin. Ya da işte o telefon zaten ne geziyor yanında yani. Hani ne... Hiç ihtiyacın yok ya. Hiç ihtiyacın yok. Lütfen bu konuda da bence elinizden gelince hassas olun. Dikkat edin. Verim almak istiyorsanız bence bunlar çok önemli. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Şimdilik benim çok önem verdiğim ve sizin de bu süreçte önem vermenizi çok istediğim. Dediğim gibi herkes işte konuyu çalışıyor, sorusunu çözüyor ama kimler acaba tekrar yapıyor, denemelerine dikkat ediyor, düzenli bir şekilde deneme çözüyor. Ama bu konuda bence özenli davranın. Ben bunların insanı başarıya götüren püf noktalar olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.